Arkadaşlar konumuzun adı siyaset felsefesi, siyasetin üzerine düşünme etkinliği. Öncelikle siyaset bilimiyle siyaset felsefesini ayıralım. Siyaset genel anlamda devlet işlerini düzenleme ve yürütme etkinliği olarak tanımlanır. Bunu zaten biliyoruz. Siyaset felsefesi ise insan davranışlarını doğrudan etkileyen yasaları, siyasi otoriteyi, otoritenin gücünü ve kaynağını, otorite ve birey ilişkilerini konu edinen Felsefenin alt disiplindir. Siyaset bilimi, siyaseti incelerken sadece olandan hareket eder çünkü bir bilimdir. Siyasi kurumları, rejimleri, ilişkileri incelerken herhangi bir değer yargısında bulunmaz. Siyaset felsefesi ise toplum ve devlet için ideal kurallar koymaya çalışır, en iyi yönetim biçiminin ne olduğunu sorgular. Siyaset felsefesinin temel kavramlarına bakalım. Birey toplumsallığının bilincinde olan insan devlet belli bir toprakta yaşayan insanların oluşturduğu en büyük siyasal kurum, en büyük siyasal mekanizma, iktidar yönetme gücüne elinde bulundurma, egemenlik, hakimiyet ve bağımsızlık anlamında kullanılır. Meşruiyet yani yasallık siyasi eylemin yazılı kurallara, hukuka uygunluğunu ifade eder. Hukuk, adaleti sağlamaya çalışan ve yaptırım gücüne sahip yazılı kuralların tümüdür. Yasa ya da kanun, hukuku oluşturan yazılı kuralların her birine verilen isimdir. Hak, bireylerin yasalara aykırı olmayan isteklerini ifade eder bürokrasi, devlet işleriyle ilgili hiyerarşik biçimde görev yapan memurlardan oluşan yapıyı anlatır. Sivil toplum, devlet otoritesi ve kurumların dışında kalan, kendi dinamiğini oluşturarak hak ve özgürlükleri savunan toplumun özerk ve özgür kısmını anlatır. Karmaşa, Kuralsızlık, uyumsuzluk ve düzensizliği ifade eder. Düzen, uyulması gereken kuralların ve ilişkilerin düzenlenmesi ve hakların hukuk temeline dayandırılmasıdır. Ve Ütopya, siyaset felsefesinde göreceğimiz bir kavram, gerçekleşmesi güç, hayal ürünü bir takım düzen tasarılarını ifade eder. Müzik